Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2015 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda Futbol Manager 2015'te günümüz 2022'ye gelseydik dünya futbolunda ve Türk futbolunda neler olmuş sorusuna sizlerle birlikte yanıt aramaya çalışacağız. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdi Futbol Manager 2015 benim çok çok severek oynadığım bir oyun. E, tuttuğum takım olan Bursaspor'unda o dönemde çok başarılı bir kat drosu vardı. Zevkle oynuyorduk. Neyse ki şu anda yine indirebildim oyunu ve şu anda sizlerle birlikte tekrardan inceleyeceğiz 2022 sezonunu 21-22 daha öncesinde 7 sezonluk dönemi de. Şimdi Türkiye Süper Ligi'nden başlayalım. Türkiye Süper Ligi'nde neler olmuş onları bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Türkiye Süper Ligi'nde şöyle bir e, etapları görüntüle diyelim ve ilk sezonun itibaren bakalım. 2024 e, özür 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyon Galatasaray'ın ikinci Beşiktaş'ın üçüncü Trabzon'un dördüncü olurken Akisar Başakşehir Mersin İdman Yurdu'nun küme düştüğünü görüyorum. Ardındaki sezonda Fenerbahçe şampiyon Beşiktaş Trabzon Galatasaray şeklinde ilerliyor. Antalya Rize Konya'nın küme düştüğünü görüntülüyorum. 16-17 sezonunda Beşiktaş Galatasaray, Eskişehir, Trabzon ve Fenerbahçe sıralaması oluyor. Başakşehir Mersin, Bursa Spor küme düşüyor bu dönemde. Enteresandır ki Bursa Spor'un da küme düştüğü sezonlar hemen hemen buraya denk geliyor. 17-18'e düşmüştü. Eskişehir Spor ise e, o kötü günlerine daha ulaşamamış burada. Başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. 17-18 sezonuna baktığımızda ise Fenerbahçe'nin şampiyonluğu var. Beşiktaş, Kayseri, Sivas diye devam ediyor. Galatasaray'ın altıncılığı var. Trabzon'un küme düştüğünü görüyorum. Adana Demir'le birlikte Akisar Belediye'de küme düşmüş. 18-19 sezonuna baktığımızda Galatasaray şampiyon. Beşiktaş 2. sırada. Kasımpaşa 3. Elazığ 4. Fenerbahçe 5. Osmanlıspor, Spor, Gaziantep Belediye küme düşüyor. 19-20 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Galatasaray Beşiktaş diye devam ediyor. Gençler ve Konya'nın küme düştüğünü. 20-21 Galatasaray şampiyon Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayseri, Erciyes, Beşiktaş diye devam ediyor. Gaziantepspor, Urfa ve Adana Demir küme düşerken 21-22 sezonunda Galatasaray şampiyon Kayseri Erciyes 2. Beşiktaş ve Kasımpaşa diye devam ediyor. Fenerbahçe 6. Giresun Osmanlı Akisar Belediye'nin küme düştüğünü ve Trabzonspor'un ligde olmadığını Bursa Spor'un da 10. sırada ligi tamamladığını görüntülüyorum. Şimdi şöyle bir Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray kadrosu nasıl şekillenmiş bu dönemde? Oyunculara baktığımızda en değerli oyuncusu Wilson Basay ve Devante Parker devam ediyor. Yusuf Bolsen var. Enteresan bir Durum Yusuf Olsen bildiğiniz üzere şu anda iyi bir oyuncu. Loren Leon Goretzka da yine aynı şekilde iyi oyunculardan bir tanesi sayılabilir. Leon Goretzka. Ee, onun dışında aşağıya indiğimizde Florin Taavin ee, burada Florian tavinin olduğunu görüntüyorum. O da önemli oyunculardan. Valon Berisha, ee, Mustera'nın devam ettiğini görüntülüyorum. Semih Kaya önemli bir profil gözüküyor. Galatasaray adına. Selçuk inandı artık kariyerinin son dönemlerinde. Burada Galatasaray forması giyiyor. Transfer geçmiş olarak bakalım neler harcamış Galatasaray bugüne kadar. 14-15'te satılan oyuncular arasında Wesley Schneider kendisini Manchester United'a bağlayan sözleşmeyi atmış Şu anda Young Boys forması giyiyor. hala futbol bırakmamış. Hatta Manchester United'dan sonra bir inter macerası daha olmuş Wesley Schneider'in. Bunun dışında Sinan Gümüş kiralık gitmiş. Emre Kılıç Galatasaray'da görüyorsunuz. Yani yaklaşık 3 sezon önce 4 sezon önce Galatasaray Emre Kılıncı almış. Devam ettiğimizde bir sonraki sezonda Luis Alberto isimli oyuncu Liverpool'dan kadroya katılmış. Şu anda Wigan etik forması giyiyor kendisi. Ardından Semih Kaya, Furkan Özçal, ve era işçiyen takımdan ayrılmış Semih Kaya'nın da Galatasaray'a geri geldiğini uzun bir aradan sonra Monaco'da oynayıp yıllarca söyleyebiliriz. 16-17 sezonunda Hamit Altıntop burada bedelsiz olarak takımdan ayrılmış. Salih Dursun Eskişehir'e Emre Kılınç Amaray Spor'a Sabri Sarıoğlu ise e, Kasımpaşa'ya gidiyor. Tam da beklenildiği gibi Deniz Türüç bu dönemde Galatasaray'a geliyor ve Sivasspor'da devam ediyor kariyerine ondan sonra. E, 17-18'e baktığımızda ise hemen Burada Evrim Özenç, Balıkesir'e Ceyhun Özel'de Kayseri'ye giderken satın alınan oyuncular arasında Florian Tauvin, Adrian ve Uğur Öztürk burada yer alıyor. Uğur Öztürk, Nivgen bir oyuncu. 18-19'a baktığımızda Galatasaray adına satın alınan oyuncularda, daha doğrusu alınan oyuncularda Cedric Bakan buyu görüntülüyorum. Eskişehir'e gitmiş, Bursa Spor'dan sanırım. Evet, Eskişehir'e gitmiş, Bursaspor'dan oradan Galatasaray, Livorno ve şu anda Lens takımında Fransa'da forma giyiyor. Kendisi eee beklenenin aksine kötü bir kariyer. Bu arada Keleçi Yaneko burada görememişim ben Yanako özür dilerim. Kayseri Spor'a Kayserispor'a satılmış bu dönemde. O da önemli bir kitlerinden bir tanesiydi aslında FM 15'in Manchester City'de başlıyordu. Galatasaray, Palermo, Santetien ve West Ham'da şu anda kendisine forma şansı buluyor. İyi de performansları var aslında. Onun dışında bakıyorum böyle Deniz sürücü Sivas'a satıyorlar. Sivas Spor'dan sonra Sinan Gümüş de Samsun'a gitmiş. Burada Marco Asensio takıma geliyor Castilla'dan yani Real Madrid'in ikinci takımından. O da önemli transferlerden bir tanesi Galatasaray adına. E, 19-20'ye baktığımızda alınan oyuncularda Milan Milanovic, Ozan Tufan, Devante Parker, Valon Bilişia ve devam ediyor burada. Satılan oyuncularda e, Pircic bu dönemde takımdan satılmış. Sanyin Pircic arkadaşlar QPR'a gitmiş. onu da iyi paralara satılan bir oyuncu olmuş. Son sezonda ise e, Bruma Galatasaray'dan Lazio'ya transfer olmuş ve aldıkları isimler arasında Yusuf Olsen, Olguin ve Miguel Cruz devam ediyor arkadaşlar. Galatasaray adına Galatasaray'ın şöyle menajerlerine bakacak olursak Hamza Anzoğlu ile başlayan macera Sergen Hoca ve Fuat Çapa ile devam etmekte. Galatasaray'ın ardından hemen devam edelim arkadaşlar. Beşiktaş'la Beşiktaş'ta durumlar nasıl? Ferhat Ayas isimli bir oyuncu var. O da e, aslında iyi bir profile sahip gördüğünüz üzere ama şu an için dünya futbolunda çok fazla yer edinememiş. Uğursan Öz Yakup Beşiktaş'ın önemli yıldızlarından bir tanesi bildiğiniz üzere 29 yaşında ve Beşiktaş'a iyi işler yaparak e, devam ediyor. Cengiz Meraş denen oyuncu Umut Meraş. Cengiz Umut Meraş kendisi Bolu'da başlıyor oyuna. Kayseri Spor ve Beşiktaş zaten Beşiktaş Beşiktaş'a geliyordu. Kendisi bildiğiniz üzere. Kenan Karaman enteresan bir şekilde yine burada. Kenan Karaman yine Beşiktaş'ta arkadaşlar. O da 3 sezon 4 sezondur Beşiktaş'ta iyi de performanslar sergilemiş ama FM 2015'te Kenan Karaman iyiydi gerçekten arkadaşlar. Onunla birlikte Lucas Orban olacağı şu devam ediyor. Veli Kavlak, Necip Uysal, Tolga Şah, Tolga Zengin gibi isimler var. Aytaç Kara da bu arada zamanında takıma katılmış. Transfer geçmişlerine bakalım. Beşiktaş'ın ilk sezonları itibaren ilk sezonda pek bir hareketliliği yok. Beşiktaş'ın ardındaki sezon onda biraz para harcayabilmişler. Süleyman Koç, Badeborn'dan gelmiş Rize Spor'dan tanıdığımız isimlerden bir tanesi kendisi şu anda. Ezekiel Pons ve Fatih Aktay, Ufuk Can, Koray Altınay ve diğer son takıma katılmış. Sattıkları isimlerde Gökhan Töre Chelsea'ye gidiyor bu dönemde. Şu anda Fenerbahçe'de Chelsea, Napoli, Lille ve Fenerbahçe yapıyor. Jose Sosa Roma'ya satılıyor. Roma'dan şu anda asistan menajer olarak kariyerine devam ediyor Jose Sosa. 16-17 sezonunda Rasmus Falk gelmiş, Caballero ve Florian Mila takıma katılmış. Beşiktaş'ta sattıkları isimlerde altı, Koray Altınay ve Atınç Nukan yer alıyor. Aldıkları isimlerde bir sezon sonra Irving Lozano benim en sevdiğim oyunculardan birisidir. Parçajo'dan Pachuca'dan özür dilerim alınan bir isim Meksikalı oyuncu şu anda Valencia'da Beşiktaş'ta oynadıktan sonra kendisi 8 milyon euroya karşılığında Milan'a Palermo ve şu anda Valencia'da forma giyiyor. Marlon de Jesus da bu dönemde takıma katılmış Beşiktaş'ta. E, devam ettiğimizde tattıkları isimlerde Alexander Milasovic, Caballero ve Mustafa Ayaz yer almakta Beşiktaş'ta. 18-19 sezonuna bakalım Beşiktaş için. Ferhat Ayaz burada takıma katılan isimlerden bir tanesi. Onun dışında Satili ve Aytaç Karayla Kenan Karaman takıma katılmış. Rahmetli Ahmet Çalık da burada Beşiktaş'ın yolunu tutan oyunculardan bir tanesi. Onu da bir kere daha rahmetli analım. Allah rahmet eylesin. Yattığı yerde dinlendirsin. Konyaspor ve Futbol Camiası'nın başı Tekrardan sağ olsun. Geri geldik hemen. Baktık burada. Irving Lozano 8. Cenk Gönen bu dönemde 300 bin euro karşılığında takımdan ayrılmış. 19-20'ye geldiğimizde Beşiktaş'ta Lee Hay Wu takımdan ıı, takıma katılmış. Yemluk takımdan Sinan Bolat ve Tarık ile birlikte Vorak takıma katılan isimlerden sattıkları isimlerde ise Oviedo ve İbrahim Demir yer alıyor. Ahmet Çalık da bu dönemde Kayseri Spor'un yolunu tutmuş. Bir önceki sezonda ise Cengiz Umut Meraş'a 2,5 milyon euro. Şöyle diğer ve Ryan Ins isimli oyuncular kadroya katılmış. Sattıkları isimlerde de Fatih Aktay, Emre Kalatal ve Mehmet Güngör yer almakta. 21-22 yani son sezonda ise Beşiktaş bu dönemde Yorin, Yarin Ortiz ve Enkhal Engdal isimli isim oyuncuları almış. Lucas Orban da yine kadroya katılmış. Baktığımızda sattıkları oyuncularda da Li Yu, Li diyebiliriz herhalde. Ali Todzic ve e, Milla takımdan ayrılan isimler olmuş. Ramazan Köse de yine ayrılmış. Atiba Hutchinson da atlasa bedelsiz olarak gitmiş. Hala Atiba Hutchinson'ın da futbol oynadığını söyleyebiliriz. Oyundaki gerçeklik devam ediyor. Menajer olarak baktığımızda Slaven Bilich, Michel ve Mehmet Öz direkt de şu anda devam ediyor Beşiktaş yoluna. Geri gelelim Fenerbahçe'ye bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Fenerbahçe'de durumlar nasıl olmuş? Fenerbahçe'de durumlar. E, oyuncular olarak Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu Napoli's. O da bir Nivcian oyuncu olarak gözükmekte. Galaz ve Tolga Ciğerci o da tanıdık bir isim. Kendisi bakalım nasıl gelmiş. Arta Berlin'den Fenerbahçe'ye gelmiş. Yaklaşık 5 sezon 6 sezon önce. Gökhan Töre'yi yine görüyorum. Edgar Salih ve Mustafa Saymak Yilsalay Yilisalay'di. Bu arada Femme 15'te inanılmaz bir oyuncuydu. Bayar Münih'ten alırdık onu. Evet. Gerçekten Bayar Münih karşı ve devam eden kariyer şu anda Fenerbahçe'de. Sebastian Jovinko benim en çok dikkatimi çeken oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe'yi zaman zaman değil bir 5 sezondur 6 sezondur taşıyan isim olmuş şu anda. Alp Alper Potu da yine Fenerbahçe'de görüntülüyorum. 14-15'te Fenerbahçe'de miydi? Evet Fenerbahçe'deymiş. Alper Potuk da kariyerine Fenerbahçe'de devam ediyor. Neven Subotic o da önemli stoperlerden bir tanesi. Bir ara Deniz diye gelmişti hatta. Şu anda Mert Günok burada. Marcelo. Marcelo bildiğimiz Marcelo Fenerbahçe'ye gelmiş. Bakın alma söylentileri vardı ve Marcelo 34 yaşında Roberto Carlos'un izinden Fenerbahçe'ye gelmiş. Ve iki sezondur burada yer almakta. Ee, diyebilirim arkadaşlar. Geri gelelim hemen ve şöyle bir Türkiye milli takımına bak. Fenerbahçe'nin transferlerine bakmadım özür dilerim. Transfer geçmişi diyelim ve Fenerbahçe'nin transferlerine bakalım. Fenerbahçe ilk sezonda Bilal Başaçıkçı oluyor. Kiralık olarak Feyenoord'dan almış. Şu anda Bilal Başaçıkçıoğlu Dünya futbolunda çok önemli bir isim figürü haline gelmiş gibi gözükmekte arkadaşlar. Geçmişine baktığımızda iyi de sezonları var Feyenoord formasıyla bir sezon Fenerbahçe kiralığı var. Geri gelelim hemen. Onun dışında sattıkları isimlerde ilk sezonda pek hareket yok. İkinci sezona baktığımızda burada Alınan oyuncularda Velaso e, burada dönemde yer alıyor. Petrovic, Caner Kavlan ve e, Jermin Jones gibi isimler var. Satılan oyuncularda ise Mehmet Topuz ve Arturul Taşkıran var ama bedelsiz olarak takımdan ayrılmışlar. Bir sonraki sezona baktığımda ise Jovinko burada takıma katılıyor. Todlugacı ile beraber önemli transferler diyebiliriz. Devam edelim. Ondan sonra Samuel Orman burada takımdan ayrılmış. Devam ettiğimizde 17-18 sezonunda... Gunino, Juricin ve Arayo takıma katılmış Fenerbahçe'de sattıkları isimlerde Can Erken'in Kupiara, Musa Sov'un Stoks diye gittiğini görüntülüyorum. 18-19 sezonunda Gino Peruzzi, David Luiz, David Luiz'in gelmesi de önemli bir şey Türkiye Ligi'ne ama biraz yaşı var tabi geldiğinde şu anda futboldan emekli olmuş 2 sezon oynadıktan sonra e, Sasha Howard ve Manuel takıma katılan diğer isimler olarak gözüküyor. Burada baktığımızda hemen e, Fenerbahçe'de sattıkları isimlerde e, Horayan, Juricin ve Egwuyke takımlar ayrılmış. Vela, Velasodo yine takımlar ayrılmış gibi gözüküyor. Gökhan Gönülünde artık Gökhan e, antrenörlük seviyesine geldiğini görüyorum. 19-20 sezonuna baktığımızda Edgar Salih, Thomas Fokiet ve Mustafa Saymak. Mustafa Saymak da önemli bir oyuncu. Mustafa Saymak da yine önemli oyuncuydu. Zfole'de oynuyordu. O da Hollanda Ligi'nde. Şu anda Fenerbahçe'de forma giyiyor. 2022 seyrediğiniz onun itibariyle. Peruzzi, Gaston Ramirez ve Kavlan takımdan ayrılmış. Caner Kavlan. Michel Arroyo da yine ayrılan isimlerden. Bruno Alves de bedelsiz olarak gitmiş. 20-21 sezonuna baktığımızda Fenerbahçe'de Gökhan Töre Lille'den geliyor. Mialovic ve Marcelo takıma katılan isimlerden sattıkları isimlerde Thomas Fokiet, Sasha Horvath ve Schöf takımına ayrılan isimler arasında Fenerbahçe iyi paralar kazanmış. 24 milyon euro Son sezona baktığımızda yine iyi para harcamış Fenerbahçe'ye 14.9 milyon Yeli ay ve Swotish ile birlikte Napoles takıma katılan isimlerden sattıkları isimlerde herhangi bir e, önemli isim yok diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir menajer geçmişine bakalım Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ve Kemal Özdeş ile devam etmiş Fenerbahçe. Şöyle milli takıma gelmek istiyorum artık ben milli takıma bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Milli takımda kimler var kimler yok. Milli takımın en değerli oyuncusu Necmettin Aydın. Ne diyeceğim bir oyuncu. Levin Öztunalı aslında beklentinin altında kalan bir isim oldu Levin Öztunalı ama FM 2015'te bildiğiniz üzere kendisi Werder Bremen veya Leverkusen'de başlıyordu. Evet Leverkusen'de başlıyordu. Bremen'e gitmiş oradan kiraya. Leverkusen ve Bayern Münih almış. Ardından Manchester City ve en son Real Madrid'e gelmiş kendisi arkadaşlar. Kanahya'nın Everton'da Kerem Demirbay. Kema Kerem Demirbay da Almanya milli takımını seçen oyunculardan. Enes Yunal'ın Granada forması giydiğini görüntülüyorum. Yine İspanya'ya gitmiş ve 14 gol atmış. Ne tesadüf ki şu anda da 14 golü var. Aşağılar indiğimizde Tolga Erci Fenerbahçe, Gökhan Töre Fenerbahçe, Mustafa Saymak, Oğuzhan Özyakup, Era İşcan'ın burada olması enteresan geldi bana Galatasaray'dan. Cengiz Umut Meraş, Alper Potuk, Barış Cevahir, Barış Cevahir kimi arkadaşlar tanımıyorum. Zaten ne biçilmiş. Semih Kaya var, Kenan Karaman, Tahık Camdal, Emrah Başsan, Ömer Toprak, Uğur Çiftçi, Onur Kıvrak diye devam eden bir kadro var. O bu kadroyla 17. sırada olması gerçekten iyi bir durum. Milli takımın Hakan Çalhanoğlu'nu şu anda burada olmadığını görüntülüyorum. Hakan Çalınoğlu 28 yaşında Liverpool forması giyerken karşımıza çıkmış arkadaşlar. Şimdi Türkiye Ligi'nin kısmını bitirebiliriz artık. Türkiye Ligi ile ilgili durumlar böyle arkadaşlar. Ee, enteresan işler olmuş diyebilirim. Enteresan transferler olmuş. Hatta şöyle Türkiye Ligi'ne gelelim sizlerle birlikte genel olarak sezon sezon transfer durumlarına bakalım ilk sezondan itibaren. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi durumlarına bakabiliriz. İlk sezonda Vizli Schneider ve Ozan Tufan transferleri var Entepe'de. Diego Angelo da yine Cruzeiro'ya gitmiş. Ee, bir sonraki sezonda Gökhan Töre, Jose Sosa, Semika'ya Entepe'de yer almakta. Transfer olan oyuncular arasında görebiliyorsunuz. 16-17'ye baktığımızda 3 transferde Fenerbahçe'nin Entepe'deki gördüğünüz üzere 17-18 sezonunda Milosevic Torino'ya giderken Caner Erkin de e gidiyor. Caballero da Empoli'ye gidiyor. Hep giden oyuncular olmuş burada. Hirving e, Lozano'nun Milan'a gittiği sezon 18-19 sezonu Ferhat Ayaz ve Peruzzi'nin transferleri var. 19-20 sezonu burada Peruzzi Valencia'ya gidiyor. Geldiği gibi Koray Günter Southampton'a gidiyor. Edgar Salide yine Fenerbahçe'ye gelmiş. 20-21 sezonu Thomas Fouquet ve Sasha Horvath takıma katılan, takıma ayrılan isimler olmuş Fenerbahçe'de. Bruno da Galatasaray'dan ayrılmış. Yusuf Paulsen Galatasaray'a gelmiş söylediğimiz gibi. 21-22 sezonu Napoles ve Wilson Basay, Andreas Pinto ile birlikte ligimizdeki harekete sağlayan isimler olmuş ve son sezonda durumlar böyle. iyi paralar dönmüş diyebiliriz arkadaşlar. Ligde açıkçası Sadio Diallo da yine bu dönemde şu anda Ankara Keçigöğren gücünde oynayan oyunculardan bir tanesi diyebilirim. Ödüllere baktığımızda şöyle geçmişte aslında rekorlara bakalım oyuncularda gol krallığını Diallo, Jovinko ve Burak Yılmaz üç kere Musa So bir kere almış arkadaşlar. Asist krallığına baktığımızda Devante Parker, Kadir Bekmezci, Selçuk İnan ve e, Aleksandru almış Selçuk İnan ve Hozlu'ya ilk sezonda Galatasaray'dan ve Bursa Spor'dan ve Osmanlı Spor'dan tanıdığımız Hozlu'ya e, almış bu asist krallığını. E, en yüksek ortalama puanlara baktığımızda Atiba Hutchinson, Hakan Balta tabii asistan menajer Fener'de şu anda. E, Jovinko ve Ryan Donk şu anda hala Kasımpaşa'da e, tanıdığımız isimlerden bir tanesi de. Bu en hızlı gol ve en genç golcü olarak yeni Yunaldan sonra. Kimse alabilmiş mi bu ödülü? Evet. Uğur Elmas isimli New Gen oyuncu. Hatta Enes Akman almış bu ödülü. Gerçekten önemli bir ödül diyebiliriz. En genç oyuncu 15 gün. Bülent Güneş 15 yaşındaki oyuncuları kullanmaya başlamışlar. Enteresan. En çok maçın adamı da yine Ryan Donk'un bu ödülde iyi yer aldığını görüntülüyorum. Ferhat Öztürk'ün ve Jurvinko da yine ödülü alan isimlerden bir tanesi. Onun dışında durumlar bu şekilde arkadaşlar. Türkiye Süper Liginde neler olmuş sorusuna yanıt aradığımız bir e, seri oldu. Hatta şöyle bir Türkiye ile birlikte fikstüre bakalım. Avrupa kupalarında biz neler yapmışız bu dönemde? Avrupa Şampiyonası elemeleri gruptan çıkmış mıyız? Evet, Avrupa Şampiyonasına katılabilmişiz. Burada Fransa, şurada hatta fikstür ve Avrupa Şampiyonası Fransa, Sırbistan, Ukrayna grubundan çıkmışız. İkinci turda da Finlandiya'ya eğlenmişiz. 17'ye geldiğimizde 18'de e, burada Dünya Kupası elemelerinden sonra Dünya Kupası'na gidememişiz. Avrupa Şampiyonası elemelerinde de Avrupa Şampiyonası'na gitmişiz 20'de de. E, burada bakıyorum kendimizi nasıl görüyoruz. Belçika, Almanya, Karadağ grubundan çıkıyoruz. Hatta burada Danimarka eliyoruz. Şerek final, yarı final derken yarı finalde yine Almanya bizi Mağlup ediyor 21 ve dünya kupasına da katılmaya hak kazanmışız burada milli takımla e, Allah yardımcınız olsun demiştim ama dünya kupasına katılmışız ve dünya kupasında da Costa Rica Cezayir Katar grubunda kendimize e, grupta başarı arayacağız gibi durmakta dostlar hemen şöyle bir hızlıca şampiyonlar liginde veya diğer kupalarda bir şeyler yapabilmiş miyiz onlara bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gelelim. Ekipleri görüntüle, etapları görüntüle. Birinci eleme turu ve şöyle en sezon başına gelelim. Burada ilk sezonda Galatasaray'ın e, Roma ile eşleştiğini görüyorum gruptan çıkıp ama başarı yok. Arnak sezonda Türk takımı olarak kimse yok. Üçüncü sezonda da yok. Dörtte de göremiyorum. Beşte yok. Altı yok ve son sezonda da Galatasaray var. Real Madrid'e eğlenmişler. Altı ikilik toplam skorla burada bir başarı sağlayamamışız hemen Avrupa Ligi'ne gelelim Avrupa Ligi'nde ilk sezonda Beşiktaş'ı görüntülüyorum. Onlar da Monaco'ya eğlenmişler. Ardındaki sezona bakalım hemen. Burada kim var kim yok. Türk takımı olarak görüntüleyemiyorum mu? Görüntüyorum Galatasaray var. Benfica'yı elemişler. İkinci eleme turuna gelmişler. İkinci eleme turunda da Salzburg'u eleyen Galatasaray. Çeyrek finalde Olimpik Lyon'a maalesef elenmiş. Hemen devam ettiğimizde burada Galatasaray'ı görüyorum. Elenmişler kendileri maalesef ki. 17-18'de Galatasaray var. Yine Southampton'a elenmişler. Maalesef 18 19 sezonuna bakıyorum burada kendimizde yine Fenerbahçe'yi görüntülüyorum. Fenerbahçe elenmiş burada kupada maalesef ki. 19-20 sezonuna baktığımızda ise burada Türk takımı olarak Fenerbahçe var. 20-21 sezonuna baktığımızda Beşiktaş'ı görüntülüyorum. Fenerbahçe'yi görüntülüyorum. Galatasaray kupada ilerlemeyi başarmış. İkinci eleme turunda da Livorno'yu eleyen Galatasaray. Çeyrek finale geliyor. Çeyrek finalde maalesef Udinese onları eliyor ve Udinese Galatasaray'ı eleyip kupanın sahibi oluyor. Son sezona bakacak olursak arkadaşlar birinci eleme turunda Fenerbahçe var ama Fenerbahçe kimseyi eleyememiş ve ardındaki ikinci eleme turunda da maalesef takımımız yok. Bir Alt kupada maalesef yok artık Burada konfederasyon kupası yok Arkadaşlar konfederasyon kupası olmadığı için Herhangi bir durum Söz konusu olamıyor maalesef ki Evet dostlar videonun Türkiye Versiyonunun sonuna gelelim Artık 23-24 dakika oldu çok fazla uzun Videolar atmıyorum bildiğiniz üzere 23-24 dakikalık dönemde Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş incelemeye çalıştık Trabzon küme düştüğü için Bakmadık genel olarak Türkiye liginin yapısına Baktık Avrupa kupalarında neler yaptık Milli takımda neler olmuş onlara Bakmaya çalıştık video hoşunuza giderse Avrupa Ligi versiyonlarında Avrupa Ligleri versiyonunda ikinci olarak yapabiliriz bu videonun arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum kısmına bunu yazmayı ve ikinci versiyonu istediğinizi iletmeyi de ihmal etmeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili bedeviyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.